Aslında hani Aysel Tuğla yönelik politikanın çok açık bir ayrımcı politik olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani de aslında AKP iktidarının ve özellikle de Adalet Bakanı'nın uzun süredir hasır mahpuslara yönelik özellikle siyasi ve politik hasta mahpuslara yönelik uyguladıkları, yaptıkları uygulamalar esasında tam bir ayrımcı ve Kürt düşmanlığı politikası. Yani farklı durumlardaki olan hasta mahpuslar, işte Çelik bir bunlar en basit örneklerinden biriydi. Tahliye edilirken Aysel Tuluk hala cezaevinde ve aslında tedaviye ulaşması, sağlık hakkına erişimi bir bütünen aslında yaşam hakkı ihlaliye dönüp baktığımızda neredeyse son özellikle son 4-5 aydır cezaevlerinde çok yoğun bir şekilde hasta tutsaklar şüpheli şekilde hayatlarını kaybediyor. Bu aslında açık ihmal ve ayrımcı politikalar nedeni. Baktığımızda aslında bütün hasta mahpuslar ya odalarında tekrar ya tedaviye erişemediler ya da tahrik olduktan kısa bir süre sonra yaşanmıyor. Aslında bir yani yaşam hakkının korunmasın diyen devletin işte özellikle devletin koruması altında olan yurttaşların yaşam hakkının korunmasından ziyade yaşam hakkını tehdit eden ve bu konuda ayrımcı özel bir düşman politika yürüten bir iktidar gerçeği var, bir Adalet Bakanlığı gerçeği var. Aslında hani daha demokratik ülkelerde bunlar yaşanmış olsaydı bu Adalet Bakanlıkları çoktan istifa etmişti. Ölümün yaşandığı her cezaevinde cezaevi yetkilileri hakkında soruşturmalar başlatıp istifaları istenmişti, görevden almışlardı. Ya bırakın hani istifa etmek, soruşturmalar dahi başlatılmadı. Çünkü bütün cezaevindeki bütün ölümler bir şekilde şüpheli ve şaibeli olarak kaldı. Aileler ve demokratik kamuoyu yaşananlar konusunda ağır ihmallerden ve cinayete varacak aslında şüphelerle hala boğuşuyor ve bu devam ediyor. Dediğim gibi bu AKP iktidarının özellikle son bir yıldır cezaevlerindeki özellikle yürüttüğü düşman ve ayrımcı politikalarıyla ilgili bir durum. Ve yapılması gereken aslında bir an önce bütün hasta mahpusların, başta Aysel Tuğluk olmak üzere bütün hasta mahpusların tahliyesini sağlanmalı ve sağlık haklarına, sağlık erişim haklarına dışarıda daha rahat koşullarda ulaşmasını sağlayacak koşullar yaratılmalı. Bu konuda Adli Tıp Kurumu'nun zaten aslında çok tartışmalı bir kurum olduğu, bu konudaki hani kamuoyuna yansıyan iddialar, ayrımcı ve ırkçı tutumları zaten biliniyor ve dolayısıyla ATK raporlarının aslında tıbbi ve insan hakları değerlerinden yoksun raporlar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ya maalesef Aysel Tuğluk arkadaşımız aynı zamanda bu ülkede daha önce iki defa milletvekilliği yapmış, eş genel başkanlık yapmış ve Türkiye toplumunun çok yakından tanıdığı bir siyasetçi. Ona yönelik uygulamalar tamamen özel uygulamalar ve bu iktidardaki partilerin yaklaşımı olarak değerlendirmek lazım. Bir siyasi irade var ortada. Neden bunu söylüyorum? Çünkü normalde demans hastası olan ve bu kadar ağır bir şekilde seyreden, gittikçe ilerleyen bir hastalıkta hapishane onlar için çekilmez bir ortamdır. Yani şu anda sevgili Aysel tek başına odada kalamıyor, tek başına yemek yiyemiyor, ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bunu defalarca söylememize rağmen Adli Tıp Kurumu tamamen politik sahiplerle, tamamen politik bir yaklaşımla Aysel'i cezaevinde kalabilir şeklinde rapor düzenliyor Aysel'le ilgili. Bunu ne tıp etiğiyle, ne bilimsel verilerle, ne de mevcut tabloyla izah etmek mümkün değil. Yani düşman hukuku diye bir sistem var. Açıkçası bu düşman hukukunu bile aşan, öç alma duygularına dayanan, toplumdaki var olan kutuplaştırmayı, kırılmayı derinleştiren ve öfkeyi, tepkiyi büyüten bir uygulama olarak önümüzde duruyor. Daha önce de defalarca söyledim, bir daha söyleyeyim. Aysel Tuğluk'un cezaevinde kaldığı her an, saat bile belirtmek istemiyorum, hem kendisine, hem ailesine, hem tüm sevenlerine, hem de Kürt halkına yönelik taammüden işlenen bir işkence suçudur. Yani işkence yapılıyor orada. Şimdi sonuçta kendisini ifade edemeyen, ihtiyaçlarını karşılayamayan, cezaevinde arkadaşlarının yardımıyla günlük rutinini
yürütmeye, yürüttürmeye çalışan arkadaşlarımız olmasa, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak ve Edibe Şahin, işte diğer arkadaşlar Aysel Tuğluk cezaevinde kalamaz. Ben ziyarete gittiğimde somut olarak da gözlemledim. Oradaki görevli infaz koruma memurları bile aman yalnız kalmasın, işte odada tek başına kalmasın, getirsinler, bekleyin işte gidene kadar gibi hani uygulamaları bizzat cezaevinde gördüm. Bu tabii ki özel bir uygulama, bu intikam güdüsüyle işlenen bir fiil, bir suç. Bize göre bu her şeyden önce bir işkence suçunu oluşturuyor ve bütün taleplerimize rağmen ilgililer ve yetkililer, sorumlular bu konuda ne konuşuyor, ne bir açıklama yapıyor, ne de Adli Tıp Kurumu eleştirilerimize bir yanıt alabiliyoruz. Yani neticede bilim insanları, tıp hekimleri, doktorlar bir yemin içiyorlar. Artık buraya kadar anlatıyoruz. Ve bu yemine uygun olarak, Hipokrat yeminine uygun olarak hiç kimseye ayrımcı davranmamaları gerekiyor. İşte geçen gözaltına alınıp tutuklanan Semra Güzel vekilimize doktorun yaptığı ne kadar korkunçsa, tıp etiğiyle ve kendi mesleğiyle uyumlu değilse, korkunç bir tabloysa, bu da aynısı. Şunu söylemek istiyorum, Çevik bir çok tartışıldı, evet. Yani demans hastası olduğu için çok tartışıldı. Bir ayrımcılık olduğunu tartışma gereği bile duymuyorum. Bir Kürt, bir kadın, bir HDP'li, bir muhalif, aynı zamanda bir Alevi, hani bütün kimliklerini birleştirdiğinizde ona karşı ayrımcılığın en ağır halinin uygulandığını söyleyebilirim. Ve tabii son olarak şunu da söyleyeyim. Bu iktidar istediğini serbest bırakıyor. İstediğini bırakıyor. Yani Devlet Bahçeli Mümtazer Türkön'e cezaevinde kalamaz diyor. Bir süre sonra bir bakıyoruz Mümtazer Türkön'e cezaevinin dışında. Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret ediyor. Bir bakıyoruz kendisi için özel infaz kanunu düzenleniyor. İnfaz kanununa ilişkin yaptığımız bütün muhalefete, bütün itirazlarımıza rağmen yasallaştı ve binlerce gerçek anlamda suçlular diyeyim. Yani cinayetten işte tecavüze, tecavüzden rüşvete, kalpazanlığa kadar binlerce insan serbest bırakıldı. Oysa ki devletler uluslararası ceza hukukunda ve etikte devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Kişilere karşı işlenen suçları affedemez. Bu tip indirimlere gidemez. Yani ceza indirimleri. Bunu tam tersi işleniyor. Ve şu anda bildiğim kadarıyla cezaevlerinde Hizbullah sanığı kimse kalmadı. Hepsi serbest bırakıldı. Yani bize şunu demesinler. Hukuk herkes içindir. Herkese eşit uygulanıyor. Lafını duymak bile istemiyorum. Çünkü hukuk herkese işlemiyor. Herkes eşit değil ve istedikleri insanları çok rahatlıkla serbest bırakıyorlar. Siyasi irade serbest bıraktırıyor. Aysel Tuğlu'yu içeride tutan da siyasi iradedir.